9 Nisan'da İzmir Foça açıklarına düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait KT-1 tipi eğitim uçağından iki pilotumuz sağlıkları gayet iyi bir şekilde kurtarılmıştı. Bu kazanın arkasından bölgeye TCG Alemdar adlı Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi gönderildi ve kısa süre içerisinde sudan KT-1 uçağı çıkartıldı. Peki bu operasyon nasıl yapılıyor? Suya düşmüş, okyanusa, denize düşmüş hava araçları Hangi sistemlerle tespit ediliyor? Bu konuda yapılmış en derindeki çalışma neler? İşte bugünkü videomuzda su altı arama kurtarmayı ve neden bu kadar bu e, uçaklar, helikopterlerin, gövdeleri niye bu kadar önemli? Niye milyonlarca dolar buna harcanıyor? Bu konuyu beraber irdeleyeceğiz Öncelikli olarak 9 e, Nisan'daki kazayla ilgili bir güncelleme vermek istiyorum size. E, kazada ben hemen bir saat sonrasında bir canlı yayın yapıp siz değerli izleyicilerimizle paylaşmıştım. E, o sırada iki pilotun da fırlatma koltuğu kullanarak uçağı terk ettiğini söylemiştim ama sonrasında işte e, yeni gelen bilgiler arkasından enkazın çıkartılmasında şunu gördük ki ön kokpitte oturan yani öğrenci koltuğunda oturan yarbayımız fırlatma koltuğuyla KT1'i terk ediyor. Fakat arka kokpitteki albay rütbesindeki öğretmen pilot ise uçağı terk etmiyor. Belki bir teknik arıza var herhangi bir şey var bilmiyoruz. Çünkü iki parçalı kanopi yani o üstündeki camın ön taraf fırlamış arka tarafta duruyor. Motor kaybından sonra motoru çalıştırmayı deniyorlar fakat bu gerçekleşmiyor. Uçağı terk etme kararı alınıyor. Ön kokpitteki koltuk fırlıyor, arkadaki fırlamıyor. Ve Uçakta kalan tecrübeli öğretmen pilot Alvay Foça açıklarında denize iniş yapmayı planlıyor. Denize inişi gerçekleştiriyor. Diyeceksiniz ki uçaklar denize inebilir mi? Evet inerler. Nasıl? Uçaklar aerodinamik olarak havada e, en iyi şekilde uçak şekilde tasarlamışsa suyun üzerine de bir piste iner gibi iniş yapabilir. Tabii ki hasarlar meydana gelir. Hatta bu iniş sonrasında eğer uçak tek parçaysa belirli bir sürede bu deniz yüzeyinde su üzerinde kalabilir yavaş yavaş batar bu da uçakta kalan işte uçuş ekibinin pilotun veya yolcuların emniyetle dışarı çıkmasını sağlayacak bir zamanı kazandırır bu kazada da benzer bir şey olmuş çünkü kaza sonrasında kaza kırım ekipleri enkaza ulaşmak ister niye Neler oldu? Tamam pilotlar kurtuldu, onların vereceği ifadeler önemli ama işte motorda bu arıza neden oldu, ne yaşandı gibi teknik bilgileri enkaz inceleyerek alırlar. Şimdi bu bölgeye hemen TCG Alemdar gemisi gönderildi. TCG Alemdar'ın özellikleri neler? videomuzda biraz bunlarla başlayalım. TCG Alemdarı tanıyalım. TCG Alemdar denizaltı kurtarma ana gemisi. 2017 yılında envantere giriyor ve İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Şirketi tarafından e, özel olarak yerli teknolojiyle tasarlanmış, gerçekten üzerindeki çok özel sistemlere sahip bir gemi. Bu geminin asıl amacı isminden de belli olduğu üzerine herhangi bir denizaltı kazası yaşandığı zaman ne yapıyor? Dibe oturuyor denizaltı. Bu denizaltıyı yerini tespit edecek sonarlara sahip. Tespit ettikten sonra içinde eğer mürettebat kaldıysa denizaltının 600 metre derinliğe kadar e, batmış denizaltıya müdahale edebiliyor. Nedir bu müdahale? Örneğin robotik sistemlerle irtibat kuruluyor. İşte gerekli ekipman, ben ne bileyim hava gerekiyorsa hava basılıyor veya aşağıya indirilecek bir e, sistem varsa çünkü bir şekilde o mürettebatın kurtarılması gerekiyor. Bu sistemlere, ekipmanlara sahip çok özel bir gemi ve bu 600 metredeki derinlikteki sistemi e, denizaltı artık batan neyse 72 saate kadar destekliyor ki bu 72 saat o denizaltıda kalanların kurtarılması için çok önemli bir süre. Gemide 130 mürettebat görev yapıyor. İşte dalgıçlar var, gemi personeli var, arama kurtarma uzmanları var ve menzili 4500 deniz mili saatte de 14 natlık ekonomik seyir hızına sahip bir gemi. Boyu 90.8 metre, genişliği 19 metre, geminin derinliği de 7.8 metre, deplasmanı da 4200 ton olarak belirlenmiş bir gemi. Bu gemi diyelim açık denizde bir olay oldu ve kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda içinde revir var. Çok derine dalan dalgıçların e, tekrar vücutlarındaki o basınç dengelemelerini yapacağı özel basınç odaları var. Bu tür her türlü ekipmana, modern ekipmana sahip bir gemi TCG Alemdar. Denizaltı Kurtarma Ana Gemisinin TCG Alemdar olduğunu söylemiştim. Bununla birlikte, Alemdar'la birlikte... Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak TCG Işın ve TCG Akın da görev yapmakta. TCG Alemdar'ın yaptığı son operasyon ee, Karadeniz açıklarında, Boğaz'ın hemen Karadeniz girişinde bir e, teknesi batmıştı geçtiğimiz aylarda. TCG Alemdar oraya giderek balıkçı teknesinin yerini tespit etmişti. Nasıl yerini tespit ediyor? Biraz önce de belirttiğim gibi çok gelişmiş sonar sistemleri var. Bütün deniz yüzeyi detaylıca taranıyor ve nokta atışı bir şekilde bunlar tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra su altına özel bir uzaktan kumandalı bir denizaltı yollanıyor. Biliyorsunuz işte denizde şöyle bir 2 metre bile dalsanız hemen o suyun farklı basıncı kulaklarınızı etki etmeye başlar. O yüzden derine indikçe basınç farkı çok yüksek. Bu denizaltı, robotik bir denizaltı derine kadar iniyor, görüntü alıyor. Bazı robot denizaltıların özel mekanik kolları var. Gemiden kumanda edilerek bu kollar işte e, kurtarılacak mı o? ne bileyim mesela yukarıdan gelen vincin kancalarının takılması, planlanması gibi o robotik kollarla da çok detaylı çalışmalar gerçekleştirilebiliyor. Ve bu açıdan da Türk Deniz Kuvvetleri önemli bir yere sahip bu konuda. Biz tabi havacılık açısından bakınca enkaz çıkartma operasyonu veya işte düşen uçağın, helikopterin bazen gemiden e, bu düştüğü yer uçakların, helikopterlerin binlerce metre derinlikte olabiliyor. Bununla ilgili ben son gelişmiş bir olayı, son yaşanmış bir olayı da size anlatmak istiyorum. Geçen yıl Ocak ayı sonunda 25 Ocak 2020'de Japonya açıklarında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Sea Hawk helikopteri MH-60 serisi helikopterler. Bu bildiğimiz Black Hawk'ların deniz modeli. Türk Deniz Kuvvetleri'nde de kullanılıyor. Helikopter görev sırasındaki ki yaklaşık 95 mil açında helikopterde bir teknik arıza geliyor, meydana geliyor. Bu teknik arıza sonrasında helikopter okyanus yüzeyine mecburi iniş yapıyor. Helikopterde 5 kişilik mürettebat var, işte 2 pilot var, soner operatörleri, arama kurtarma için bir teknisyen, ve hemen helikopteri acil durum botlarıyla ve meyvesleri yani can yelekleri üzerine terk ederek kurtuluyorlar. Fakat tabi helikopter bir süre sonra batmaya okyanusun zeminine doğru gidiyor. Bu helikopter üzerinde çok önemli e, ekipmanlar var. E, bu ekipmanların Başkalarının eline geçmemesi için malum işte bu bölgede Çin'le, Amerika'nın, Japonya'nın tabii bir taraftan da Rusya gelişmeleri izliyor. Çok ciddi bir rekabeti var. Amerika bu enkazı e, okyanusun dibinde bırakmak istemiyor. Ve geçtiğimiz Mart ayının başında bölgeye bir Amerikan arama kurtarma gemisi gönderildi. Enkaz tam 5814 metre derinlikte tespit edildi. Arkasından işte bu robot denizaltılar daldılar. Gemiden indirilen, vinçten indirilen özel halatları e, helikoptere bağladılar. Ve bu helikopter tekrar su yüzlerine çıkartıldı ve Amerika enkazı orada bırakmadı. Tabi hem enkazı bırakmamak hem de başta da belirttiğim gibi kaza kırım ekiplerinin incelemesini, detaylı incelemeyi yapmak durumundalar. Bu helikopterlerin her biri gerçekten çok pahalı helikopterler. Niye? Ee, bir Blackout gövdesinde inanılmaz detaylı ve çok gelişmiş radar, lar atış sistemleri denizaltıları bulan özel sensörler sonarlar gibi böyle çok gelişmiş sistemlere sahip bir helikopter. Amerikan donanması bu tür operasyonları kör 21 adı verilen bir özel robot denizaltı sistemiyle gerçekleştiriyor. kör 21 gerektiği zaman paketleniyor aynı kargo uçakların paletlerine oturacak şekilde özel konteyner içerisinde konuyor ağırlığı 3200 kilogram ve ilgili bölgeye, nakliye uçakları tarafından götürülüp helikopter yardımıyla gemiye konuyor veya bazen gemilerin üzerinde de bu sistemler olabiliyor. Curve 21'in maksimum inebileceği derinlik 6000 metre olarak belirlenmiş. 6000 metrenin üzerine test ettiler mi bilmiyoruz. Açıklanan ben açık kaynaklardan bulamam, bulamadım ama 6000 metrede gayet iddialı bir rakam. Çünkü bu 6000 metre ile birlikte ...okyanus zeminini e, inip çok önemli bir kısmı okyanusun 6000 metre derinlikte tespit edip bulabiliyorsunuz. Bu robotik denizaltı Curve 21'in yaptığı bazı operasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de 1966 yılında meydana gelen bir olay Akdeniz'de. B-52 gerçek nükleer bomba taşıyor. 1.45 megaton gücüne sahip bir e, bomba bu... Havada yakıt ikmali yapacak KC-135 tipi tanker uçakla fakat iki uçak havada çarpışıyor ve B-52 Akdeniz sularına gömülüyor. Ve tabi bu 1.45 megatonluk bomba çok büyük öneme sahip hem ee, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin o zamanki ismini eline geçmemesi lazım hem de herhangi bir patlama durumunda çok ciddi bir çevre felaketi oluşacak. Amerikan Donanması uzun uğraşlar sonrasında bu Curve 21'in atasıyla 1966'da bu 1.45 megaton gücündeki nükleer bombayı çıkartıyor ve daha sonra uzman ekipler bu bombayı etkisiz hale getiriyorlar. 70'lerin sonunda da benzer bir olay olmuştu. Bir F14 e, savaş uçağından düşen am 54 Phoenix tipi hava-hava füzesi de yine İskoçya açıklarında e, bu Curve'lerin Atalarından sayılan otomatik bir denizaltı tarafından deniz yüzeyinde bulunmuştu ve tekrar etkisiz hale getirilerek yukarı çıkartılmıştı. Ee, gerçekten Amerika'nın o dönemde en ileri hava hava füzelerinden biriydi. Hep tabi burada amaç Rusların eline geçmesin, düşmanın eline geçmesin. Çünkü bu füze incelenerek bazı sırların ortaya çıkabileceği ifade ediliyordu. Tabi İran'ın elinde de bu füzelerden çok sayıda vardı. İran'da meydana gelen devrim sonrasında herhalde Ruslar... Ee, bu füzeleri bol bol incelemiştir diye düşünüyorum. Evet. Bazen sivil havacılıkta meydana gelen kazalarda da bu tür robotlar kullanılıyor. Bu kazalardan en ünlüsü diyelim 2009 yılında meydana gelen Air France'ın Airbus A330 kazasıydı. Bu kazada 228 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı. Brezilya'dan havalanan uçak e, Paris'e doğru uçarken Atlantik Okyanusu'nun ortasında e, kötü hava şartları nedeniyle Gerçekten elektrik yüklü bulutların olduğu bölgeye girmiş ve bu arada uçağın sürat bilgilerinin alındığı pitotüplerde buzlanma meydana gelerek ee, bir hız okumada bir sorun meydana gelmişti. Bu sırada uçağın kaptan pilotu e, ekip dinlenme odasındaydı. O sırada iki first officer kokpitteydi ve aldıkları yanlış karar sonrasında uçak anormal duruma girdi. E, ne yazık ki anormal durumdan tam toparlanamadan uçak okyanus yüzeyinde suya çarptı ve arkasından enkaz okyanusun dibine gitti. Tabii ki ilk araştırmalarda uçaktan gelen bilgilerle kazanın neden olduğu konusunda epey bir bilgi alınmıştı ama kazayı çözecek olan e, kara kutuların ki kara kutu biliyorsunuz iki ayrı sistemden oluşuyor bir tanesi CVR kokpit ses kayıt cihazı diğeri de uçuş verileri kaydeden FDR bunlar tabi bulunamamıştı ama belirli bir yerden sonra da işte kazayı artık hukuksal olarak kapatmak amacıyla eldeki verilerle bir rapor hazırlanmıştı. Airbus dedi ki hayır bu kara kutular bulunacak ve ben bunun sponsorluğunu artık kaç milyon dolar tutacaksa ben bunu vereceğim. Resmen açık çek yazmıştı Airbus. Çünkü bu kaza Airbus'un o dönem en iyi satan yolcu uçaklarından A330 serisi içinde bir satış gölgelemesi meydana getirmişti. Havayolu şirketleri bu kaza çözümlenmeden pek teslim almak istemiyordu uçakları. Airbus gerçekten açık çek verdi. Yine Amerikan Donanması ve bu konuda uzman bazı enstitülerin. Çünkü özel bir şirketin bu kadar pahalı ekipmanları elinde tutması çok zor. Çünkü çok ciddi teknoloji ve aynı zamanda çok pahalı. Özel bir kurtarma operasyonu kazadan 2 yıl sonra 2011'de başlatıldı. Kara kutular 3980 metrede tespit edildi. Remora 6000 tipi özel bir uzaktan kumandalı insansız denizaltı kullanıldı bu operasyonlarda. Önce kara kutular bulundu, getirildi. Bu kara kutuların yapılan analizlerinde gerçekten Airbus'un tahmin ettiği gibi pitotüplerde buzlanmaların olduğu tespit edildi. Yani Airbus kendini doğrulamış oldu. E, pek fazla rakam telaffuz edilmedi ama 20 milyon dolara yakın bir e, arama kurtarma ve yeniden enkaz çıkarma maliyeti çıkmıştı bunlarla ilgili. Airbus bunları ödedi ve uçağın üzerindeki o kara bulutları kaldırmış oldu. Aynı zamanda da kara kutuların arkasından da uçakta yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın e, kalan ceset parçaları da tekrar çıkartıldı yukarı. E, cenaze sahiplerine, ailelerine teslim edildi. Bu da tabi olayın Ailelerin istediği başka bir şey tabii ki aileler cenaze törenlerini yapmak istiyorlar. Hangi dine mensup olursa olsun böyle bir yaklaşım var. Aynı zamanda da bu kurtarma operasyonunda da cesetlerin kalan parçaların çıkartılması da gerçekleşiyor. Suya iniş derken tabii ki deniz kuvvetlerinin envanterine giren TCG ışının da başarıyla tespit ettiği bir enkazı da belirtmemizde fayda var. TRT'nin Mavi Tutku belgeselinin konularından bir tanesi... Fethiye açıklarında 1953 yılında düşen Air France Yollarına ait bir Constellation tipi uçak kazasıydı. Bu kazada 38 yolcu ve mürettebat kurtulmuş fakat 4 kişi de hayatını kaybetmişti. Kazada e, o yıllarda tabi uçuşlar böyle işte Paris'ten kalkıyor, Roma, Romadan Lefkoşa, Lefkoşadan e, Lefkoş Lübnan giden böyle bir hep böyle aktarmalı yapılan uçuşlar vardı çünkü uçakların menzilleri yetmiyordu. Fethiye açıklarında iki motorunu birden kaybeden bir Constellation uçağı ve artık uçak havada tutunamıyor ve pilotlar bir gece uçuşunda Fethiye açıklarına denize iniş yapıyorlar. Uçak uzun süre su üzerine kalıyor işte 38 yolcu çıkıyor ama 4 yolcu ne yazık ki uçaktan çıktıktan sonra su üzerine uzun süre kalamayarak boğularak hayatını kaybediyor. Hatta o yıllarda yolculardan bir kısmı işte Fethiye'ye bir kısmı oradaki bir deniz ferinin bulunduğu yere gidiyor. Çok da enteresan hikayesi var. Ben eğer seyretmediyseniz bu belgeselin linkini de açıklamalara bırakacağım. Bu e, uçağın enkazının yaklaşık yerleri tespit edilmişti ama tabii çok derinde bulunuyor. Dalgıç olarak dalmak çok zor. Sonunda da TCG ışın gemisi hizmete girdikten sonra test sürecinde bu bölgeye götürüldü. Ve TCG ışın çok kısa sürede enkazın yerini e, tespit etti. 257 metreden itibaren başlıyordu enkaz. Hatta o görüntülerde o Air France yazısı bile uçağın üzerinde gözüktüğü de dikkat çekiyordu. Gerçekten çok önemli bir e, tespit gerçekleşmiş oldu. Tekrar dersek bu tür gemiler çok az sayıda ülkenin envanterinde bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri de bu açıdan önemli bir güce son yıllarda kavuşmuş oldu. TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak da TCG Işın ve TCG Akın var oldu. Bu akın gemilerinin olduğunu size söylemiştim. Bu gemiler aynı zamanda yedekleme görevi derken diyelim ki herhangi bir gemimiz Allah korusun bir kaza geçirdi, bir hasarlandı, bu gemiyi yedekleyerek çok uzun menzilli e, uzaklardan bu gemi yedik yedekleyerek getirebiliyor. Bu da tabii ki önemli bir avantaj çünkü işte lazım olmuyor olmuyor, bir lazım oluyor. Böyle bu tür gemilerle çok önemli operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Bu videomuzda sizlere denize, okyanusa düşen uçakların, helikopterlerin nasıl kurtarıldığı, bu kurtarma gemilerin özellikleri nelerdir ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hangi kurtarma gemileri var bunları anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Bize sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebileceğiniz gibi detaylı havacılık ve savunma haberleri de tolgozbek.com sitemizde olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. İşbirlikleriniz için info@tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.